Sevgili öğrenciler, bildiğiniz gibi sizlere İstek Kitap 4'ten bir ödev vermiştim. Öncelikle bu ödevin cevaplarını sizlerle paylaşacağım. Ardından cevaplarını söyledikten sonra anlamadığınız, yapamadığınız sorulara bakacağız. Size tek tek sayfa sayfa hangi sayfadan sorunuz olduğunu tek tek soracağım. Yapamadığınız, anlamadığınız, zorlandığınız sorular varsa bunları bana soracaksınız çocuklar. Şimdi herkesin önünde İstek 4 kitapları olacak. Kalemlerinizi hazırlayın. Cevapları vermeye başlıyorum. Evet. Sevgili öğrenciler, hepiniz sayfa 7'yi açın. Sayfa 7'den cevapları vermeye başlayacağım. Sorular 7'ye kadar cevapları vereceğiz. Ardından tek tek yanıtlayacağız sorularınızı. Başlıyorum. Süreye ihtiyacı olan var mı? Herkes hazır mı? Hazırız. Tamam, başlıyoruz o zaman. Sorular 1. Bir Ceyhan. İki Denizli. Üç Adana. Dört Bursa. 5 Denizli, 6 Ceyhan, 7 Bursa, 8 Denizli, 9 Adana, 10 Denizli, 11 Bursa, 12 Bursa olacak. Çocuklar, ekranımdan da görüyorsunuz. Kaçırdığınız varsa ekrandan da yine cevaplara bakabilirsiniz. Sorular 2'ye geçtim. 1 Bursa, 2 Ceyhan, 3 Denizli, 4 Adana, 5 Bursa, 6 Ceyhan, 7 Adana, 8 Bursa, 9 Denizli. On Bursa, 11 Adana, 12 Denizli. Şimdi sorular 3'teyiz. Sorular 3. Sesimi duyamayan varsa ekrandan takip edebilir. 1 Bursa, 2 Ceyhan, 3 Denizli, 4 Adana, 5 Ceyhan, 6 Adana, 7 Bursa, 8 Adana, 9 Denizli, 10 Adana, 11 Ceyhan, 12 Bursa. Şimdi sevgili öğrenciler, sorular 4'teyiz. 1 Adana, 2 Ceyhan, 3 Denizli, 4 Adana, 5 Denizli, 6 Bursa, 7 Bursa, 8 Denizli, 9 Adana, 10 Bursa, 11 Adana, 12 Adana. Sorular 5. 1 Bursa, 2 Ceyhan, 3 Adana, 4 Denizli, 5 Bursa, 6 Ceyhan, 7 Ceyhan, 8 Adana, 9 Ceyhan, 10 Bursa, 11 Denizli, 12 Denizli. Şimdi sorular 6'ya geçiş yapıyoruz sevgili öğrenciler. Sorular 6, kalemleriniz hazır.
Bir Adana, iki Denizli, üç Bursa, dört Denizli, beş Denizli, altı Adana, yedi Adana, sekiz Ceyhan. Evet, sorular yedi. Bir Bursa, iki Adana. Mesaj atan söyleyebilir mi? Şu an mesaja bakamıyorum. Konuşabilir mesaj atan. Bir Bursa, iki Adana, üç Ceyhan. Hocam Ege iki boş yazmış. Ege. Tamam. Dört Denizli, beş Ceyhan, altı Bursa, yedi Denizli, sekiz Adana olacak. Şimdi burada ekrandan zaten görebiliyorsunuz. Kaçırdığınız, duyamadığınız, göremediğiniz varsa lütfen sorun. Var mı çocuklar herhangi bir problem? Herkes cevapları, yanıtları işaretleyebildi mi? Evet. O zaman sizin ekranınıza geçiş yapıyorum. Şimdi sevgili öğrenciler, şu an sizdeyim. Size tek tek soracağım. Birinci sayfaya, yedinci sayfayı açın hepiniz. Herkes sayfa 7'ye baksın. Ben de açtım sayfa 7'yi. Sayfa 7'den yapamadığınız, anlamadığınız, boş bıraktığınız sorular varsa lütfen mikrofondan konuşarak bana söyleyin. Hocam 6. Hocam, soruda zorlandım ben. 6 ve 1 ve 6. Evet, birden başlıyorum. Öğretmenim benim bir. Tamam, birden başlıyorum. Benim Bak, de çok bir. yavrucum. Evet, bire bakıyorum zaten. Aynı soruysa tekrar tekrar söylemenize gerek yok. Yani birisi aynısını söylemişse bir daha söylemenize gerek yok. Zaten açıklıyorum. Çökmek sözü kaç farklı anlamda kullanılmıştır diyor. Değil mi? Şimdi heyelandan dolayı yol çökmüş. Yani şu yolsa yol içe doğru aşağı inmiş, değil mi? Çökmek, yolun çökmesi. Sallanan evin tavanı çöktü. Tavanın yukarıdan aşağı doğru inmesi. Çeşmenin başında çöktü, bidonun dolmasını bekledi. Buradaki çökmek hani dizlerinin üstüne Oturmak. oturmak var ya, Hocam ona biz ben çökmek şeyde diyoruz. 1 ve 2'yi aynı sandım. Orada takıldım. Evet. Çocuğun önüne çöküp onun için aldığım topu verdi. Burada çocuğun önüne çökmek yine burada eğilmek anlamında kullanılmış. 1 ve 2 aynı. 3 ve 4 biri eğilmek anlamında, biri dizin üstünde durmak anlamında. Teşekkür Evet. ederim. 7'ye bakalım. Yedi. Sayfa 7'de biri sormuştunuz. Başka sayfa 7'de hangisi vardı? Biri daha sormuştu. Altı mı demişti? Hocam Ahsen 6 Ben demiştim. sormuştum hocam 6. 6'ya bakalım Aslan için. Evet. Aslancığım, dert sözcüğünün eş anlamlısı tasadır. Dert tasa. Mesela tasalanma. Yani dertle tasa eş anlamlı. Peki derdin zıt anlamlısı nedir? Ya çaredir, değil mi? O zaman C'ye bakalım. Derdin eş anlamlısı tasa varsa çare de vardır. Yani dert varsa çare de vardır. Çare, Hocam dert zıt anlamlı. ben Tasayla dert eş anlamlı. dert derman diye düşündüm. Hani öyle diyorlar ya genelde. O yüzden hangisini yapmıştın sen? Hocam ben Bursa yapmıştım. Ama Bursa'da tamam zıttı var ama eşi yok. Eş anlamlısını da bulman lazım. Hem Evet. zıt anlamlısı hem eş anlamlısı. Peki, hepinize teşekkürler. Şimdi çocuklar, sayfa 8'de sorusu olan var mı? Sayfa Hocam, 8'de sorusu olan. Sor canım. dört ve iki.
Sayfa 8'de 4 yok ki. Sayfa 9'da mı senin sorun? Evet, pardon hocam. Sayfa 9'da 4 Onunla. ve 2. Evet. Hocam benim 8 Çocuklar, var. 8. tamam. Sekizin Sayfa 9'da tekrarını bir saniye canım. Çocuklar tane tane konuşun. Önce Kayra'nınkileri yapalım, sonra dönelim, tamam mı? Şimdi sayfa 9'da 2'yi yapıyorum. Hangisi gerçek anlamlıdır diyor atasözlerinden. Az söyle, çok dinle, gerçek anlamlı çocuklar. Bunun mecaz bir anlamı yok. Az iki. söyle. Önce de terlemez miyiz ki? Tamam, bunun gerçek anlamı hem gerçek hem mecaz anlamı var. Hamama giren terler hem gerçek anlamlı hem mecaz anlamlı. Hayır, Hocam. anladın mı? Ama B'dekinin mecaz anlamı yok. Sadece gerçek anlamı var. Ha, tamam hocam. Bir de dört dediğim gibi. Dörde bakalım. Dördü göremiyorum ben. Sen okuyabilir misin bana? Aşağıdaki hangisi göze alamamak deyiminin anlamıdır? Göze almak, Kayra'cığım, mesela ben dışarı çıkmayı göze alamıyorum. Ne demek bu? Cesaret edemiyorum. Evet hocam. 4A'da. Cevap o yüzden A seçeneği. Ha, ben hocam B diye işaretmişim. Doğru yapmışım ben. A zaten, bak ekranımda gözüküyor. 4 Ben B diye anlamışım. A seçeneği, evet. Şimdi başka soru kimden geliyordu? Hocam Aslen benim soruyordu, Ata 8. sayfada soruyordu. vardı. Kaçıncı? 8 hocam. Sor canım. Hocam 10. soru. Evet, 8. sayfada ona bakıyorum. Numaralandırılmış cümlelerin... Sen bana okur musun? Ben göremiyorum buradan tam. Bir okusana bana. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde ileri sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Evet, birincisini oku. Yolun ilerisinde bir çiftlik var. Hocam Yani yolun yolun öte tarafı. evet hocam. İkinci Evet. toplantı ileri bir tarihe alındı. Hocam benim bunu da aklım karıştı ileri bir tarihe Yani derken. toplantı ileri tarihe alındı derken daha gelecek bir zamana alındı. Gelecek zaman anlamında. Masayı biraz ileri itin. Öne doğru. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyordu hocam. Burada harekete geçmek anlamında ileri. Yani ilerleyin, harekete geçin. Hocam Ceyhan bence çünkü üç farklı anlamı yok mu hocam? 4 farklı anlam var. Bak şimdi böyle Masayı biraz sorularda çocuklar, hepiniz için söylüyorum. Çoğunuz böyle sorularda takılabiliyorsunuz. Takıldığınız noktalarda sözlük lütfen kullanın ki kelimenin farklı kullanım alanlarını göreceksiniz. Şimdi bak, hepsini tek tek bakın. Neydi? İleri sözcüğü. Bakın çocuklar. Şimdi Asen bak. İleri sözcüğünün 9 farklı anlamı var, görüyor musun? evet hocam. Hepsinde tek tek vermiş bak. Yolun ilerisi düz. A'da bu örneği vermiş zaten. Yani bir şeyin ulaşılacak yönü anlamında. İşte saat bir dakika. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir derken amaca doğru durmadan yürümek anlamında. Görüyor musun? Masayı biraz ileri çekelim, yani öne doğru çekelim. Bak, en ufak farkları bile hesaba katarak anlam farkları oluşuyor. Fark Anladım ettin mi hocam. Aslancığım? Hocam ben Öyle. yolun ilerisinde bir çiftlik vardı, masayı biraz ileri itine aynı zannettim ondan. Bak, yolun ilerisi düz derken bir şeyin ulaşılacak yönü. Masayı ileri it der, masayı biraz ileri çekelim derken de öne doğru Evet anlamında. hocam, anladım. Bu tür şeylerde zorlanmanız normal. Ödevlerinizde özellikle sözlükleri açarak bakarsanız yeni yeni anlam ilgilerini öğrenmiş olursunuz çocuklar. Tamam mı? Bu sözlüğü kullanmayı ihmal etmeyin. Ama gov.tr'li adrese girin. Bakın. Resmi adresinde gov.tr uzantısı var. Başka adrese girmeyin sözlük kullanırken. Tamam? Pekala. Sayfa 8'e baktım, 9'a baktım. Ata, senin sorun neresiydi?
Hocam ben 2'yi sormuştum da Kayra da sordu. Ha, senin çözüme ulaştı. 10-11 sorusu olan 10-11 sayfa 10-11. Hocam, geçebilir miyim? Evet, hocam Elif'e gidiyor. Benim sor. Hocam 10'da 11. 10. sayfanın 11. sorusu. Diyor ki, atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Atasözlerini oluşturan sözcüklerin yerine başka sözcükler giremez. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Bu atasözlerinden hangisi yanlıştır? Ak akçe siyah gün içindir. Bakın, bu atasözünün orijinali ak akçe kara gün içindir. Sen oraya karanın eş anlamlısı olan siyahı getiremezsin. Getirirsen de yanlış yaparsın. Cevap o yüzden A. Hocam ya ben şeyde takıldım. Diğer atasözlerini pek bilmediğimden. Yani bilmediğin atasözleriyle karşılaştığında Elif'cim, bilmediğin atasözleriyle karşılaştığında lütfen sözlükten bak, ancak böyle öğrenebilirsin. Yani toplumda duydukça, testlerde gördükçe, kitaplarda okudukça anlamlarını lütfen araştır, olur mu canım? Tamam hocam. Sevgili öğrenciler, mesajlar sekmesini sadece benimle konuşmak için kullanıyorsunuz. Bunun dışında yazmanızı istemiyorum. Pekala. Sayfa 11'de sorusu olan var mı? Sayfa 12'de sorusu olan. Hocam sayfa 12'de 12 ama anladım ben. Tamam. Sayfa 13'de sorusu olan. Hocam benim ikinci soru. Bakıyorum senin için. Sayfa 12, ikinci soru. Hocam, düp ve geniş ünlü. Tekrar söyler misin? Hocam 13'te 2. 13'te 2, tamam. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde düz ve geniş ünlü yoktur? Şimdi düz ve geniş ünlüleri sayalım. A ve E değil mi? Düz geniş deyince A, E aklıma gelecek. A, E harflerini taşımayan hangi kelime var? Smith. Evet. Yani düz geniş A, E sesleri demek. A ve E. Not alabilirsin. Aldım hocam. Sayfa 13'te başka sorusu olan var mı? Evet. Sayfa 14'te sorusu olan. Sayfa 15'te sorusu olan. Hocam 5. Evet, 15'te 5'e Beren. Hocam benim de 4. Bir dakika. Beren, Alisa niye hep düşüp geliyorlar? Oyun mu oynuyoruz? Ne oluyor? Pardon hocam, ben yanlış bakmışım. Benim de 4 hocam. Sayfa kaçta tatlım? 15'te 4. Evet, 15'in 4'üne bakalım. Kalpli olan değil mi? Evet hocam. Şimdi ben bunu okumakta zorluk çekiyorum. Ben şeyden bakıyorum yani... Telefonumdan bakıyorum, okumakta güçlük çekiyorum. Benim için okur musun? Okurum hocam. İsim köklü sözcükler, hissiz, çatallar, gürültü, yapıt, fiil köklü sözcükler, duygular, sulandı, çağlı, tutuldu. Yukarıdaki isim köklü ve fiil köklü sözcükler sınıflandırılırken yanlışlık yapılmıştır. Buna göre hangi sözcükler yer değiştirilirse bu yanlışlık düzeltilmiş olur. Şimdi, fiil köklü, duymak... Duygudan gelmiş fiil köklü. Ama sulandı. Su fiil mi isim mi? Su fiil mi isim mi? İçtiğim su. Şu su fiil mi isim mi? Hocam o isim ben sulamak diye düşündüm. Tamam ama köküne bakacaksın Ahsen'cim. O yüzden sulandı isim köke geçmesi lazım değil mi? İsim bölümündeki kalpte de yapıt var. Bir yapıt yapmaktan yapıt olduğu için yapıtı da karşıya atmam lazım. Anladım. Pekala. Sen de Elif anladın mı canım? Anladım hocam. Tamamdır. Sayfa 15'te başka soru var mı çocuklar? Hocam benim 4 var. Sayfa 15'te 4 öyle mi? Evet. Peki az önce ben ne yaptım farkında mısın? Ya hocam ben... Hocam niye yani yapıtı oraya koyduk hala anlamadım. Yapıtı anlamadın. Bak yapıtı nereye koymuştu orada?
isim bölümüne koymuş. Yapıtın köküne bakacaksın. Yapıtın kökü nedir? Yapmak. Mekmak alabildiği için bu fiil köklü sayılır. O yüzden fiil bölümünü atmam lazım. Aa hocam, benim orada biraz kafam karışmıştı da yapıt olarak yani bir yapıt yani kökü hocam pek öyle. Mesela yapıt ne demek? Bir eser olabilir. Yani onun kökü değil mi? O, onu ne yapıyoruz biz? Yaptığımız için yapıt diyoruz. Evet. Tamamdır. Güzel. Sayfa 16'da sorusu olan arkadaşlarım lütfen sorun. Hocam, sayfa 16. 8 ve 9. 8 ve 9'a bakalım sayfa 16'da. Evet. Altı çizili sözcüklerden hangisi gövde halindedir? Gövdenin ne olduğunu sana hatırlatayım Elifciğim. Bir kelimenin yapım eki almış hali. Bir kelimenin yapım eki almış haline gövde diyoruz. Hocam ben kökle karıştırdım. Kök hiç yapım eki almaz. Evet. Yani hiç ek almaz daha doğrusu. Şimdi fark ettin mi hangisi olduğunu? Evet hocam. Şimdi fark ettim. Tamam. Güzel. Bir tane daha sormuştun Elifciğim. Hocam 9. 9'a bakalım. Çocuklar sohbet sekmesini kullanmayın. Sözünüz varsa lütfen konuşun. Mikrofonu açıp konuşun. Sohbet bölümünde konuşmanızı hocam, istemiyorum. Hocam yapıta evet. Baş ekini verirse baş yapıt olur. Evet, birleşik isim yaparsın. 9 mu dedin Begüm? Evet hocam. 9'a bakalım. Farklı yapıda olanı bulacağız. Yani basit, türemiş, birleşik diye sınıflandıracaksın. Basit, türemiş, birleşik diye sınıflandıracaksın. Hocam ben bunu evet ben bunu işte fiil kök, isim kök olarak yaptım. Yanlış yaptım. Tamam, onun altına not al. Beren buraya yazmıyorsun lütfen. Çocuklar sözünüz varsa hepiniz mikrofonu açıp konuşun. Şu an ders anlatmadığım için konuşabilirsiniz. Soru çözüyorum, tamam mı? Evet. Sevgili öğrenciler, sayfa 17'de sorusu olan var mı? Sayfa 17'de. Benim yine var ikinci soru. İkiye bakalım. Okur musun bize? Paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? 70 milyon... Bir dakika, okumadan önce sorayım. Sen cevabını ne yaptın? Ben Denizli yaptım. Ay pardon hocam, Adana yaptım. Adana yaptın. Dinozorların ne zaman beslendiği? Evet. Bak, evet yazalım. Okuyalım, özür dilerim. 70 milyon yıllık bitkiyle beslen. Aa demiş hocam ya. Hocam evet. Dikkatsizlikten bir sürü yanlış yapıyorum ben ya. Cevap Denizli. Dinozorlar ne zaman yaşadı? Bundan bahsetmemiş. Ege'cim, mesaj bölümünü kullanma. Sözün varsa mikrofonu açıp söyle, tamam mı yavrum? Tamam hocam. Çünkü orayı takip edemiyorum. Şu an okurken oraya bakamıyorum. Bana soru sorarsan kaçırabilirim. Ders anlatırken ben hani sunum açarken sohbeti kullanın ama şu anda ben size ders anlatmıyorum. Sorularınızı çözüyorum. Şu an lütfen mikrofondan konuşun sözünüz varsa. Bunun dışında kendi aranızda konuşmanızı istemiyorum. Ben burada şeyime baktığım için burada kitabın bende parçaları var. Telefonumdan onu okuyorum sorularınızı çözerken. Orayı aynı zamanda göremiyorum. O yüzden mikrofondan konuşun, daha rahat iletişim kurarız. Şimdi sayfa 16-17'de sorularınıza baktık değil mi? 18-19'dan sorusu olan lütfen sorsun çocuklar. 18-19. Sorusu olan var mı? Sayfa 20'den sorusu olan. Kitabın herhangi bir bölümünden sorusu olan var mı? Ödevinizin herhangi bir bölümünden sorusu olan, boşu olan, anlamadığı yer olan lütfen sorsun. Pekala. Şimdi çocuklar yoklamanızı alacağım. Bir soru sorduk. Diğerlerinin hiç yanlışı yok mu? Evet hocam. Ben herkese soruyorum. Ödevini yapmayanlar var arada. Onlar tabii ki soramıyor. Ödevini yapmayan çocuklar, ödevini bana göndermeyenler için söyleyeyim.
Ödev kontrolünüz bana gönderdiğiniz mesaja göre yapılacak. Yani siz ödevinizi yaptınız ama bana mesajını yollamadıysanız ödeviniz yapılmamış sayılır. Tamam mı? Hocam ben şimdi baktım az önce, ben size yanlışlıkla birkaç sayfayı yollamayı unutmuşum hocam. Tamam, Ne yolladım. yapayım, tekrar mı yollayayım yoksa gerek yok mu hocam? Eksik olanları yolla. Tamam hocam, yollarım birazdan. Bir de ödevleri yollarken iki sayfayı tek fotoğrafta çekebilirsiniz, sorun yok. Hani tek tek sayfaları çekmek yerine iki sayfayı tek fotoğrafa sığdırabilirsiniz yan çekip. Tamam Hocam mı? benim telefonum sığdıramıyor. Kötü resmi. Pekala. Şimdi sevgili öğrenciler, Hocam hepinize çok teşekkür ederim. Evet. size göndereceğiz ki siz onu tamamlamış göstereceksiniz. Aynen öyle yapacağız Kayra'cığım. Tamamdır hocam. Şimdi yoklamanızı alacağım. Bunun dışında akşam Akbim'e bir ödev gireceğim. Lütfen Akbim'i takip edin, olur mu? Tamamdır hocam. Akbim'e ödev gireceğim, onu takip edin. Bu akşam girmeye Anladım. çalışacağım. Bu akşam girmezsem yarın girerim. Şimdi teşekkür ederim merkeze. Yoklamanızı alacağım. Yoklamada ismi okunmadı, okunan kişi,